hatalı Bitcoin ETF haberleri üzerine konuşacağız ve genel olarak bundan bahsedeceğiz. Şimdi dün biliyorsunuz ki çok sert bir Bitcoin yükselişi yaşadık. Öyle ki dün Bitcoin'in fiyatlarının aşağı yukarı 27 bin civarı fiyatlardan, 27 bin dolar civarı fiyatlardan takip ederken 30 binlere çok sert hareketler gördük. Öyle ki bu ortalama 15 dakikada falan oldu. Korkunç fiyat yükselişleri yaşandı. O sırada da videodayken dedim ki burada bir anormallik var. Girip bakacağım. Sonra baktığımda tabii ETF ile alakalı haberler çıktığını görmüş olduk. iShares ETF'in tabii başta bu arada farklı bir ETF'in kabul edildiğine dair Sage tarafından bir haber vardı. Onu şimdi söylemeyeyim. Spekülasyon üstüne spekülasyona gitmeyelim. Bundan sonra iShares'ın kabulü, yani BlackRock'un ETF'inin kabulü gerçekleştiği gibi bir ortaya iddia atıldı. Bu iddia üzere BTC anında bir fiyat roketlemesi yaşadı. Bitcoin tam 30 bin doları kıracak iken bu haberin yanlış bir haber olduğu söylendi ve fiyatlar tekrar çekildi. Şimdi dünkü videoda da konuşurken bu haberin bence doğru olmadığını izah ederek açıklamıştım. Nitekim doğru değilmiş zaten. Burada doğru olmadığına dair argümanlarım neydi? 1. SEC'in şu anda ETF'leri toplu bir şekilde ele aldığını biliyoruz. Yani ETF'ler üzerinde çalışırken aynı zaman dilimlerinde ETF başvuruları bulunan farklı şirketlerle toplantı yaparak bunlarda güncellemelere gidiyor. Yani SEC tam da yapması gerektiği gibi toplu onaya hazırlanıyor. Ki zaten yapması gereken şey de toplu onay. Çünkü rekabetten düşürmemesi lazım. Eğer bu noktada bir hata yaparsa muhtemelen şirketler tarafından dava edilir ve bu davayı kaybederler. Sonuç itibariyle beklenen şey zaten bir toplu onay. Tamam. Burada sadece BlackRock. Evet, BlackRock muhakkak ilk parti toplu onayda yer alır. Fakat tek başına BlackRock gibi bile olsan tek başına onay alamazsın. İkinci olarak şu an onayın zamanı değil. Daha bu haftanın içerisinde, bu hafta içinde yani Cuma gününe kadar Grayscale'la Sage masaya oturacaklar ve ETF'ler üzerine konuşacaklar. ARK güncellemesi yeni yapıldı. Diğer tarafların güncellemesi yapılacaktı. Ki BlackRock da bunlardan bir tanesiydi. Güncellemeler yapılmadan bir anda kabul edesi mi tuttu? Yani eksik veya yanlış bir şey mi kabul etmişti Sage? Tabii ki hayır. Dolayısıyla buradan bunun bu şekilde olduğu belliydi. Dün de bunun üstüne konuştuk. Velhasıl ETF'lerin kabul edilmesi için beklediğim tarih olan 2024'ün Ocak ayı noktasındaki beklenti devam ediyor. Bundan öte bir şey yok. İkinci olarak burada farklı olan, yani benim aslında beni şaşırtan olay, haberin yalanlanmasına rağmen, yani bu haber yalanlandı. Buna rağmen BTC çok güçlü kaldı. Yani şuradaki hareket böyle bir olayda aslında kısa vadede hakkı değildi dersiniz. Çünkü bak 27 binlerim 27 binden başlıyor, 27.100'den başlıyor, tam 30 bin dolara verdi neredeyse. Sonrasında düştü. Düştü de 28.600'e düştü. Yani düşmedi gibi bir şey, zaten direnç denemeye devam ediyor. Bu noktada BlackRock CEO'su Larry Fink'in de dediği gibi nedir? Gerçekten çok güçlü. Yani ETF'lerin kabulü konusunda inanılmaz derecede bir istek var. İnanılmaz derecede bir şey var. Nasıl diyeyim? Talep var. Anlatabiliyor muyum? Traderlar şu anda çok güçlü bir şekilde hareket ediyor. Kısa vade hareketleriyle alakalı zaten konuşacağız. Şu anki hacmi bile Bitcoin'in son zamanlarda görülen en yüksek hacim.
Bu noktada muhtemelen 28.600'leri kıracak diye düşünüyorum. Saatlikte üzerinde tek bir kapanış yeterli olacaktır. Saatlikte 28.600'lerin üzerinde tek bir saatlik kapanış bile BTC'de ciddi bir teknik FOMO'yu ateşleyecek olup hızlıca yeniden 30 bin dolarlara kadar deneyebilecek bir Bitcoin ile karşılaşacağımızı düşünüyorum. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Buna bir göz atmak gerekiyor. Bu noktada iki seçenek olduğunu düşünüyorum. Bir, şu anki hacim zaten kırmaya yeterli, gün içerisinde kırabilir. İkincisi, bugün bir düzeltme halinde devam edip yani 28.600'lerle ortalama olarak işte düz 28.000'ler arasında gün içinde oynaklık verip yarın da bir kırılım yapabileceğini düşünüyorum hareketli ortalamalar artırarak. Ama şu anda 28.600'leri kırma ihtimalinin de çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Burada ne diyor böyle? Cointelegraph okuyucuları. Son 10 yıldır bilmem ne diyor. Dün öğleden sonra rutin yayın akışı sırasında Cointelegraph sosyal medya ekibi tarafından, editör ekibinden onay alınmadan Sagen BlackRock iShares Spot Bitcoin ETF'ini diyor onayladığını belirten bir X postu yayımladı. Ancak bir X kullanıcısı Bloomberg terminalinden aldığını iddia ettiği teyit edilmemiş ekran görüntüleri üzerinden elde edilen bilgiler ışığında yapılan X postu içeriğin asılsız olduğu ortaya çıktı. Gelişmeleri haberleştirmemiş olsak da hatalı bilgi içeren X gönderisini yayımlamaktan ve sonuçlarından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Ya böyle bir sıkıntı var. Şimdi şöyle, ben sürekli boşu boşuna demiyorum ki ya haber site, ben haber sitelerine bakmanızı önermiyorum. Haber sitelerine dolaşmak gerektiğini önermiyorum çünkü çöplük. Yani bildiğiniz çöplük, tamam mı? Yani bu gibi olaylarda özellikle resmen lağım patlıyor. O kadar söyleyeyim. Şimdi Cointelegraph gidiyor X üzerinden diyor ki işte şey ETF'ler onaylandı. Bak kendim çıktım dedim ki böyle böyle bir haber var, tamam mı? Sonuçları bu olabilir. Bence yalan haber. Eğer yalan haberse bu olabilir. Şimdi kendileri bunu söyledi mi bilmiyorum. Ama bu gibi şeylerin üzerinde durmak lazım. FOMO'yu artırmak için anlık haber yapıyorlar, sonra özür diliyorlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.